Merhaba nasılsın? Merhaba, çok çok iyiyim sayenizde. Evvelsi gün sabah erkenden kalktım. Dedim ki bugün günaydın herkese. Bugün genç bir hastamıza ameliyat edeceğim dedim. 80 yaşında genç bir hastayı ameliyat edeceğim dedim. Ondan sonra evvelsi günü, dün değil ondan önceki gün sabah büyük Whipple ameliyatı oldun. Ameliyatın 4 saat kadar sürdü. Ameliyattan 4 saat sonra gerçi çoktan ayaklanmış geziyordun ama tabii ki genç hastalar çabuk topluyorlar. Sen de genç olduğun için. Genç olduğum için öyle o kadar şeydim ki ameliyattan çıktıktan sonra hiçbir yorgunluğum yoktu. Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu ameliyata çıktıktan sonra ameliyatta çabuk iyileşmenin bir takım sırları var. Bir, ameliyattan önce doktoruna iyi inanman lazım. Zaten onu mümkün bütün gücümden inanıyorum. Eğer inanmasam o kadar güvenerek gitmezdim. Çok nasıl hissettin? Bir onu anlat bakayım bir. Hiçbir korku, bir şey hissetmedim. Gayet mutlu. Hani herkes ameliyata gider korkar ya. Ben hiç korkmadım. Sanki şeye gidiyormuşum gibi el sallaya sallaya ameliyata girdim. Çünkü emin ellerde olduğumu biliyordum. Aa, çok iyi. Yeğenim anlatmıştı. Hı. Daha önceliği vardı. Sonra şey telefondan da Yeğenin de çok başarılı bir genel cerrahi hocasıdır. Genel evet, cerrahi o da çok profesörü. başarılı. Hatta ben yapayım ama dedi İstanbul'a gitmek istemedim. O Evet. zaman ben sana dedi tavsiye edebileceğim Ünal Bey var dedi. Mükemmel, efsane bir doktordur dedi. Teşekkür etmek lazım. İnsan kendi meslektaşından bu O övgüyü alması çok kadar ki kıymetli. benden bile ileridir dedi. O kadar, Estağfurullah olur mu o olur. derece O sizin. lafı söyleyebilen Ha, adam evet. bence o lafı söylediği adamdan daha iyidir. Daha iyi olmasa o lafı söyleyemez yani. Çünkü Köksal çok iyi niyetli biridir. Köksal da buradan selam söylemek lazım. Evet. Gerçekten üst düzey bir cerrahtır. Yani İstanbul'da Köksal Bilgen dendiğinde ben de kendi anneme emanet ederim onu. Evet. İşte Köksal onun için hiçbir şey yapmadı bize. Başka doktor ismi vermedi. Direkt size o yaşı yaptı, gönderdi. Evet. Ve çok çok da memnunuz. Hele bugün daha da iyiyim. Ameliyat oldum. 4 saat ameliyatın sürdü. Ameliyatın içinde bir, şöyle anlatmak istiyorum. Bir, ameliyatın içinde böyle zorla bir ameliyat yapmamak lazım. Yumuşacık yapmak lazım. Yani bir yere şuranın bir sandalye bile çarpsa morarır, 3 gün ağrır, 5 gün ağrır ya. Oraya Onu elin bile çarpmaması lazım ameliyat sırasında. Mesela ben ameliyat sırasında ekip böyle uzanıyorsun ya, ayakların üzerine falan elini koyamazlar. Derim ki yani elin ağırlık yapar, hasta huzursuz olur. Uyuyor şu anda, elin ağırlık yaptı ya da aletler üzerimde durmasın diyemez, uyuyor. O yüzden de derim ki hastayı değmeyin, hiç değilmeyecek. Ben mesela orada çok kuralım vardır. Hastanın içinden yumuşacık onu çıkarmak lazım. Bu Evet. bir. İkincisi, asla hastanın tansiyonları indiydi, düştüydü, çarpıntı olduydu, kanama olduydu olmaması lazım. Bu iki. Üçüncüsü bir de ameliyat sırasında anestezi çok önemli. Asla hasta böyle kasılıp uyanacağım diye uğraşmaması lazım. Çünkü o kasıntının hamlığı bile Evet. adama bir hafta, neredeyse 2 hafta böyle Şey kas yapmaz. ağrısı yaptırır. Yataktan kalkamaz. Tüm dünyada yoğun bakımlarda hastaların bu büyük ameliyatlardan sonra sürünmesinin sebebi aslına bakarsan bunun gibi ayrıntılardır. Ve ben o yüzden ameliyat sırasında asla hastayı değilmeyecek. Hastanın üzerine elini bile böyle ağırlığını koymayacaksın. Hastadan asla kanama olmayacak. Hasta böyle adeta böyle en derin uykudaymış gibi olacak diye onu çok Evet, bu iyi. uzmanlık alanınız sizin ve dediğim gibi paha biçilemeyen mücevherler vardır ya. Ya. Sizin meslekte de sizde de öyle paha biçilemeyen bir cerrahsınız. Estağfurullah. Onu sen tabii ki senin övgün Yok o yok, da. benim düşüncem bu. Evet. Gerçekten. Köksal'ın anlattıklarından, Köksal daha çok başka şeyler de anlattı. Estağfurullah. O Neler meslektaşımızın bize anlattı? övmesi her zaman için tabii ki bizim teşekkürümüz olması lazım ama tabii ki o övgüyü yapabilen bir meslektaş da kendisinin ne kadar iyi Öyle olduğunu diyor kendin ki tahmin et. benden bile ileridir dedi. Estağfurullah olur mu öyle? O kadar şey emek Estağfurullah. etti size. Estağfurullah. Ama öteki taraftan bir şey daha söyleyeceğim. Sen ameliyattan 48 saat oldu olalın çoktan. Evet. Yatağa girmiyorsun. Evet, hiç yatağa girdiğim yok.
Bu nasıl bir şey böyle? Çıkıyorum, şuralarda oturuyorum. He. Neden böyle oldum anlamadım. Evet. 2-3 aydır ben bu sancıyı çekiyorum. Evet. Belki onun etkisi olabilir mi? Onun etkisi olabilir, olabilir. Ama maşallah, tabii ki bu röportajda neden yaptığımızı sevgili seyircilerimize söyleyelim. Şimdi sen bu gece bizim röportajları izlemişsin, ben de röportaj vermek istiyorum deyince hemen dedim madem seninki röportajın daha kıymetli röportaj. Sevgili dostlar, biz bu çekimleri yapıyoruz. Biz bu çekimleri yaparken bizim YouTube kanalımızda artık Ünal Aydın, Profesör Doktor Ünal Aydın'ın YouTube kanalı. Aslına bakarsan Ünal Aydın'ın şahsi kanalı değil, Damdan Düşenlerin kanalı. Ben onu Damdan Düşenler kanalı diye ifade ediyorum. Ve Damdan Düşenler kanalında da bu şekilde 80 yaşında gene benim çok sevdiğim kadim meslektaşım ve kadim dostum genel cerrahi profesörü arkadaşımın teyzesi. O Ünal hocam siz yardım edin teyzem deyince ama 80 yaşında bir insanın da ameliyatını yaptık ama tabii ki 80 yaşında ameliyat yapılabilir mi? Vipul ameliyatı yapılabilir. 80 yaşında Vipul ameliyatı yapıldıktan sonra 2 gün sonra bu şekilde röportaj verilebilir mi? Tabii ki verilebilir. O zaman şunu söylemek istiyorum ben. Yani hepimiz benim 80 yaşında kendi annemin pankreas başında kitle olsa, şiddetli ağrılar olsa hepimiz ya bu ameliyatı yapalım mı yapmayalım mı? Gidelim mi gitmeyelim mi? Doktorlara sorsak hiç yaptırmanıza gerek yok. Belki akrabalarımızın bir kısmı bize ya niye gerek var ameliyat yaptırmayı falan diyecektir. Ama ameliyat da yapılıverdiği zaman sakince işte 48 saatte ayağa kalkıp röportaj veriyor. O yüzden çok sakin, dikkatli değerlendirmek lazım. Bence daha çok böyle damdan düşenlerin görüntüleri bizim için kıymetli olacak. Ben o yüzden hani böyle bir şey başımıza geldiği zaman ne yapmalıyız dendiğinde hiç olmazsa bir fikrimiz olması adına bizim YouTube kanalına bence abone olun. Orada biz her hafta 3 tane, 4 tane, 5 tane damdan düşen insan videosu yayınlayacağız. Yayınlıyoruz zaten. En azından hani doktorların dediği çok kıymetli ama bir de damdan düşenler ne diyor onu bu kanaldan takip etmiş olursunuz. Bence takip edin. Bu insanların da hikayesine ortak olmuş olursunuz. Belki bir akrabanıza faydası olur bu röportajlar. Ben hani karşı tarafa geçsin diye çünkü hasta olduğumuz zaman ya konu komşuya soruyoruz. Sizde hiç bu hastalığı geçiren var mı diye. Böyle adeta çıra yakıp hastalığı geçiren insan arıyoruz. İşte hiç aramanıza gerek yok. Hastalığı geçiren bir sürü insan bu kanalda var olacak bundan sonra. Ben çok teşekkür ediyorum. İstiyorlar böyle siz anlattığım zaman aman adını adresini verin diye. Evet. Çok da isteyen var. Yani burada tabii ki ille de bize istemesi değil. Bu hastalıktan damdan düşen insanın durumunu algılamaları bakımından önemli. Çünkü biz Türkiye'deki, dünyadaki tüm insanlar ameliyat yapabilecek ne zamanımız var, ne takatimiz var, ne de gücümüz var. Yani tüm Türkiye'de, dünyada bu ameliyatları yapabilen çok başarılı dostlarımız var. Ama en azından bu ameliyat olduğu zaman nasıl oluyormuş onun algılanmasını ben önemsiyorum yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 80 yaşında böyle genç bir Eda ile şöyle gülümseyerek bize Ripple ameliyatından 48 saat sonra bu röportajı verdi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah damdan düşen birine katkın olmuştur. Hadi bakalım enerjimiz birlikte olsun. Çok çok mutlu oldum. Sağ ol.